Çocuk istismarına karşı neler yapılabilir? Türkiye'de her geçen gün medyada çocuklara karşı cinsel saldırı ve taciz haberleri çoğalarak yer alıyor. Peki neler yapılabilir? Çocuklar nasıl korunabilir? Çocukları istismardan korumak için yapılması gerekenler. Çocukların korunmasını sağlayan bir çocuk politikası oluşturulmalı ve etkin bir çocuk koruma kanunu hazırlanmalı. Riski fark etmek ve gerçekleşmeden önlemek üzere oluşturulmuş bir erken uyarı sistemi oluşturulmalı. İhmal ve istismar olaylarında etkili soruşturma yapılmalı. İl ve ilçelerde bildirim mekanizmaları oluşturulmalı. Çocuklar için erişimi kolay ihbar hattı oluşturulmalı. Çocuğun ruh ve beden sağlığını koruyacak şekilde süreç yöntemleri oluşturulmalı. İstenmeyen gebelikler için önlem alınmalı ve müdahale planı oluşturulmalı. Yaşanan vakalara ilişkin veri tabanı arşivi oluşturulmalı. Kurumlar arası bir iletişim ağı kurulmalı. Çocuk izleme merkezleri yönetmeliği bir an önce çıkmalı. İstismar mağduru ailelerle grup çalışmasına yönelik modül çalışmaları geliştirilmeli ve bu konuda gerek davaların takibi, gerekse avukat atamaları konusunda barolardan ve çocuk hakları merkezlerinden destek alınmalı. Cinsel istismar sonucu sonlandırılması planlanan gebeliklerle ilgili aile ve sağlık kuruluşu, kurum ve sağlık kuruluşu arasında kolaylık sağlayan yapı oluşturulmalı. Çocuğun yüksek menfaatine aykırı olabilecek bilimsel altyapısı olmayan manevi rehberlik gibi oluşumlar engellenmeli. Özellikle kadın ve çocukları güçlendirecek çalışmalar planlanmalı. Meslek örgütleri, demokratik kitle örgütlerinin savunuculuk kapasiteleri geliştirilmeli. Cinsel istismar yaşı 12 yaşından 15 yaşına yükseltilmeli. Akranlar arası yaş sınırı 3 yaşla sınırlandırılmalı ve kanunda bu şekilde yer almalı. Çocuğun korunabilmesi ve ikincil mağduriyetin giderilmesi için yetişkinlere özgü yapılan adliyelerden ayrılmalı. Yasal evlilik sınırı 18 yaş olarak düzenlenmeli.